Çok değerli hemşerilerim, Bolu İl Başkanımız, Bolu Merkez İlçe Başkanımız, il ve ilçe yöneticisi arkadaşlarımız, Kadın Kolları Başkanımız ve Menge'nin her zaman, Menge'nin menfaatleri doğrultusunda her zaman burada yapmış olduğumuz açıklamalarda yanımızda yer alan ve bizleri uzaktan dinleyen, yakından izleyen tüm hemşerilerime belediye başkanımız olarak hoş geldiniz diyorum, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Evet, Menge'nin değerleri, kıymetleri hepimiz için çok değerli ve kıymetli. Menge sağlığına da çok düşkündür. 1958 yılında Menge'li hayırsever iş adamı Aziz Karsan büyüğümüzün mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. 1958 yılında Menge'ye güzel bir hastane yapıyor. Bu hastanenin açılışını da dönemin Sağlık Bakanı Lütfi Kırdar Bey yapıyor. Ve Menge'deki hastane uzun yıllar şu anda eski hastane olarak söylediğimiz Aziz Karsan Hastanesi hastane kimliğinden maalesef uzaklaştırılmıştır. Aziz Karsan Hastanesi 2014-2019 dönemindeki meclis üyelerime buradan teşekkür ediyorum. Maliye Bakanlığı'ndan Aziz Karsan Hastanesi'nin sağlık tesis alanı belediyenin görüşü ortak oy birliğiyle oranın maalesef devre verilmesi konusunda orada Kur'an kursu ve İmam Hatice'nin hafızlık kursu adı altında Diyanet'e devrine biz hayır demiştik. Çünkü orası Menge Belediyesi'nde sağlık tesis alanı olarak biz bu kararın değiştirilmesine hayır dedik, oy birliğiyle karar verdik. O hastanemiz için bir hevesimiz vardı, bir isteğimiz vardı. Aziz Karsan ailesi buraya geldiler. Kızı, çocukları, damatları hepsi de maşallah doktor olmuşlar. Profesör ünvanlı doktorlar. Onlar da biz dedemizin buraya bırakmış olduğu bu eserin hastane olarak yeni hastaneye taşındığı için buranın huzur evi olmasını istiyoruz dediler. Ve huzur evi olarak devam etmesini istiyoruz dediler. Biz de aile olarak hayatta olanlar her zaman buranın yanında olacağız dediler. Fakat bunu maalesef gerçekleştiremedi. Değerli hemşehrilerim, Menge'nin birçok yerde olduğu gibi ayarlarıyla oynuyorlar. Kısa bir süre kaldı. Buna inanıyoruz. Bu ayarları tekrar düzelteceğiz. Düzeltmek durumundayız. Çünkü biz geleceğin teminatıyız. Çünkü biz çocuklarımızın, torunlarımızın, evlatlarımızın geleceğini en iyi şekilde hazırlamak durumundayız. Biz bunun için burada sorumluluk alıyoruz. Belediye başkanı elbette ki yolu suyuyla ilgilenecek ama sorumlu olduğu ilçesine karşı da sadece yol su değil, varlıklarını korumaktır. Varlıkların üzerine varlık katmaktır. Toplumun öncüsü olmak durumundadır. Bakın bundan bir gün önce sabahleyin Menge Doktor Mustafa Körboğlu Hastanemize gittim. Orada bir tahlil için gitmiştim. Tahlilden sonra barkodu aldığımda üzerinde Yerede Devlet Hastanesi yazıyor. Bunu görünce tabii çok şaşırdım ve geri döndüm. Ve oradaki sorumlu olan
doktor arkadaşlarla görüştüm. Nedir bu? Burada Gelede Devlet Hastanesi yazıyor. Bunu bir açıklayın dediğimde dediler ki başkanım, iki gün önce buranın adı Gelede Devlet Hastanesi oldu. Çünkü Mengen Hastanesi Gelede Devlet Hastanesi'ne bağlandı. Şimdi Mengen'in 11-12 yıl önce statüsüyle ilgili E2 statüsüne Sağlık Bakanı tarafından ilçelerin nüfusa endeksli olarak statüler verildi. Mengen'in nüfusuna göre E2 statüsünde. Bundan tam 8 yıl önce hastanedeki doktorlar gününde bir yemek düzenlendi. O yemekte şunu söylemiştim. Doktorlarımızın tıp bayramını kutladıktan sonra dedim ki hastanenin önünde koskocaman bir Mengen Devlet Hastanesi yazısı var. Çok güzel. Ama içerisi hastane kimliği taşımıyor. Eğer devlet hastanesi ise buranın donanımları önemli. Buranın doktorları önemli. Uzman doktoru olmayan bir devlet hastanesi statüsü değil burası. Ve bu hastanenin ya devlet hastanesi tabelasını değiştirelim. Yani sağlık ocağı kimliğinde bir hastane, eğer tabelası kalacaksa içeriğini değiştirelim dedim. Ve Sağlık Bakanlığı'nda son yapılan çalışmalardan sonra Mengen Hastanesi E2 statüsüne alındı. Ama bu Türkiye'deki bizim ölçekteki hastanelerimizde hep uygulandı. Yakın devlet hastanesine bağlandı. Mengen Devlet Hastanesi de Gelede Devlet Hastanesi'ne bağlandı. Bağlanmış. Şimdi ben o bilgileri aldıktan sonra Mengen'de hiç kimsenin Gelede Devlet Hastanesi'ne bağlandığı bilgisinin olmadığını gördüm. Çünkü her şeyden bizim bilgimiz oluyor. Ve ben bunu hemen orada halkı bilgilendirmek için kısa bir açıklama yaptım. Bu açıklamada Devlet Hastanesi ve Gelede Devlet Hastanesi isminin taşınmasından huzursuz olduğumuzu, halkın bilgisinin olmadığını, bunları paylaştım. Ve dedim ki ben bugün Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nden randevu alıp gideceğim. Daha detaylı bilgi aldıktan sonra da sizlerle, halkımızla tekrar paylaşacağım dedim. Şimdi dün İl Sağlık Müdürümüz 16.30 randevusunu verdi. Yoldayken özel kalemi aradı. İl Sağlık Müdürümüz dedi, Vali Bey toplantıya çağırdı. Pazartesi günü sizlerle görüşecek dedi. Ben de onu söyledim ki müdür bey yoksa müdür yardımcısıyla görüşürüm. Ve gittim. Müdür yardımcısıyla görüştüm. Dedi ki başkanım, sabahki konuşmanızdan bilgimiz oldu. Gene de devlet hastanesi yazısı dedi sehven yazılmış. Yani teknik bir hata olmuş. Peki dedim, Mengen Devlet Hastanesi'ndeki personeli Gelede'ye bağlandığını oradaki yetkililer söylüyor dedim. Niçin Gelede'ye bağlandı? Yani bu konuda eğer bir statü değişikliği yapılacaksa bizim bağlandığımız hastane Gelede Devlet Hastanesi olmamalı. Niçin olmamalı? Çünkü bizim Gelede'ye ulaşımımız yok. Gelede'ye benim buradaki hastaneden dahiliye bölümüne hastasını gönderecek. Buradan soruyorum size, kendi imkanı yoksa bir taksi tuttuğunda taksici arkadaş var mı? En az gidiş geliş 1.000 liradır. Öyle tahmin ediyorum. Kaç kişi bununla gidip gelecek? Onun için Sayın Müdürüm, Mengen Devlet Hastanesi'ni bağlayacaksanız Gelede'ye değil, Bolu Devlet Hastanesi'ne bağlayın ki benim vatandaşım sabah 6'dan akşam 9'a kadar yarım saatte bir arabamız var. Ve Bolu'ya gidip gelirler. Ve bunu
dikkate alacaklarını, bununla ilgili de görüşme yapacaklarını ifade ettiler. Müdür yardımcısı Mehmet Bey dedi ki, başkanım dedi, ya ilk önce bizde böyle düşünüldü dedi, konuşuldu bunlar dedi. Daha işin başındayken lütfen bu yanlışlığı düzeltelim dedi. Bizi Bolu Devlet Hastanesi'ne bağlayın dedi. Şimdi bu konuda bütün konuşmalarım bu. Ve bütün hemşerilerim şunu bilsinler ki, evet, Gerede Devlet Hastanesi'ne bağlandık. Buraya uzman doktorların geleceği taahhüt ediliyor ve söyleniliyor. Biz 10 yıldır bunu bekliyorduk. 10 yıldır. Bununla ilgili girişimlerde bulunuldu. Gerede Devlet Hastanesi'nin altını doldurabilmek için, nüfus bakımından büyük bir hastane olabilmesi için Bengen'i, Yeniçağ'ı, Dört Divan'ı Gerede'ye bağlıyorlar. Yani bir dolgu olayı var burada. Bunlar, bakanlık böyle bir karar alabilir. Bizim burada güzel olan tarafı bu kararın E2'den E1'e gelmemiz. Uzman doktorların E2'ye gelince uzman doktorların gelebileceğin habercisidir. Ama bu irade bunu gerçekleştirir mi? Emin değilim. Yolun başındayız. Buradan yetkililere, ilgililere sesleniyorum. Statü değişikliğinden memnunuz. Yani E1 statüsüne alınmamızdan çok memnunuz. Ama bundan sonrası için bizim Gerede'ye değil, bizim Bolu'ya gitmemiz lazım. Bolu'yu ısrar ediyoruz ve Bolu Devlet Hastanesi'ne bağlanmamız konusunda bundan sonra toplum olarak ne gerekiyorsa o yapılacaktır. Sayın Başkanım, Mengen'den böyle çok güzel ifadelerle maalesef Mengen'in çok değerlerini aldılar, götürdüler. Ve yerine daha güzelleri geleceğin taahhütünde bulundular. Gecenin karanlığında cezaevini götürdüler. Ve burada Mengen Adliyesi'ni Gerede'ye bağladılar. Ve buna tek bir yürek, tek bir yumruk olduk. Burada eylemler yaptık. Şunu söyleyeyim, Mengen halkı haklarını hep eylemlerle kazanmıştır. Bunda da biz gerekirse, eğer bu taahhütlerimizi, bu taleplerimizi taahhüte dönüştürmezler ise Mengen halkı yine tek bir yürek olacak, tek bir yumruk olacak. Adliye olduğu gibi, gastronomi de olduğu gibi buradaki varlıklarımızı asla ve asla çarçöp yaptırmayacağız. Şimdi doğumları konuştuğumuz zaman siyaset yapıyorsunuz diyorlar. Biz doğruları vatandaşımıza bilgilendirmek zaruriyetimiz var, mecburiyetimiz var. Vermek durumundayız. Şimdi bizim bu haberimizin altında bir sürü çirkin yorumlar gördüm. Hiç umurumuzda değil. Ne yazarlarsa yazsınlar, belediye başkanı Turhan Bulut olarak yazdıklarımın, söylediklerimin hep arkasındayım, arkasında da durmaya devam edeceğim. Mengen'de genç yaşta yitirdiğimiz Doktor Mustafa Körpoğlu ismini verilen hastanemizin tabelası yine Mengen Doktor Mustafa Körpoğlu Hastanesi olarak devam edecektir. O tabela oradan asla inmeyecektir. Buna da müsaade edilmeyecektir. Şimdi kalkıp iki gün barkodlar Gerede Devlet Hastanesi yazıyor. Biz bu açıklamalarda bulunuyoruz. Ondan sonra bu düzeltiliyor. Evet, düzeltilmiş. Teşekkür ediyorum. Şimdi yazılar düzeltilebiliyor da bizim için içerik ve kararlılık önemli. Biz bu düzeltmeyi yapanlara sesleniyorum. Teşekkür ediyorum. Ama kararın
tekrar ivedi gözden geçirilmesini istiyorum. Yani Mengen Hastanesi'ni Gerede'ye değil Bolu'ya bağlanmasını tekrar söylüyorum. Bu konuda da ilgililerden, yetkililerden, siyasilerden destek bekliyorum. Biz Mengen'de yanlış işlere fırsat vermeyeceğiz. Doğruların yanında olacağız ve arkasında olacağız. Değerli arkadaşlarım, bizim artık bu konularda hassasiyetimizin adı siyasetse biz bu siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Gün sayıyoruz diyorsun yani. Başkanım, 11'de sabah yine Gerede yazmış bankotu. Sabah ben gittim 11'de, ben yerimde derdi bastırası ama bankot Gerede diye çıkıyor. Şimdi mikro. Kim gitti? Ben gittim başkanım. Doğru mu götürdün beni? Evet, ne yazıyor? Ben yerimde derdi bastırası, bankot Gerede diye geçiyor. 11'de. Şimdi dün bana söyledikleri sehven dediler ya, o da sehven olmuştur Gürbüz. Yani bizim sehvenlerle, pardonlarla harcayacak zamanımız yok. Doğrusu neyse o yazılsın. Oraya Mengen Doktor Mustafa Körpeoğlu Hastanesi yazılacak kardeşim. Öyle sehvenli, pardonla bu iş olmaz. Bu devletin bir kurumudur. Yani bu orada teknisyenler yanlış yapmışlar, yazılımcılar yanlış yapmışlar. Bu yanlışların ivedi düzeltilmesini istiyoruz ve Mengen Devlet Hastanesi'nin muhafaza edilmesini istiyoruz. Mengen Doktor Mustafa Körpeoğlu Hastanesi iyi bir statüsüne geçmiştir. Şimdi uzman doktorları bekliyoruz. Bakalım ne zaman gelecekler? Geleceklerse kapımız açık. Her konuda yardımcı olmaya hazırız. Bizim artık iki kentin ulaşımının sağlandığı ilçede hastalar, Zonguldak'tan, Bartın tarafından gelen hastalar diyor ki devlet hastanesi olarak giriyoruz ama ultrasona bakacak uzmanınız yok diyor. Yani çok küçük müdahaleler yapılamıyor. Şimdi Gül Hanım yanımda. Merhum kardeşimiz Mustafa Körpeoğlu'nun eşi. Gül Hanım bizim eski hastanemizde de Mustafa kardeşimiz başhekimlik yaptı. Benim abimle beraber çalıştılar aynı hastanede. Benim 43 yaşında olan yeğenimin doğum yeri Mengen Hastanesi'ydi. Mengen Hastanesi'nde doğruları söyleyelim. Anavatan Partisi döneminde uzman doktorlar geldi. Görev yaptılar. Apandist ameliyatı yapıldı. Bunu biliyorum. Yeğenim orada doğdu. Onu biliyorum. Buraya kulak burun boğaz mütehassısları geldi. Daire mütehassısları geldi. Yani bizim önceki hastanemizde bunlar oldu da yeni hastanemizde mi olmuyor? Ama bakın sayfaya 20 yataklı devlet hastanesi diyor. Evet, 20 yataklı devlet hastanesine uzman gelir, cerrah gelir. Ama altyapısını yapacaksınız. Yani orada bir röntgen mütehassısı, radyoloji mütehassısı olması gerekiyor. Yani göz doktorunun olması gerekiyor. Şimdi Mengen'de Sayın Başkan anons yapıyoruz. Çarşamba günleri taze balık geldi diye arkadaşlar. İkinci anonsla ne biliyor musunuz? Uzman daire mütehassısı geldi. Şimdi doktor geliyor çarşamba günleri zaman zaman. Sizi Mustafa abimi Doktor Ahmet Bey muayene ediyor. Diyor ki bir 10 gün sonra tekrar göreceğim diyor. Geliyor Doktor Ahmet'in yerine Doktor Mehmet Bey gelmiş. Mustafa amcayı tanımıyor. Yani görmemiş. Şimdi hani gönül almak adına yapılmasın bir iş. Yani mütehassıs geldi demek için yapılmasın. Biz burada daimi kadrolu mütehassıs doktorlar istiyoruz. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Şimdi hava çok soğuk. Mikrofonu elimize alınca frene hiç dokunmuyoruz, öyle gidiyoruz. Değerli hemşehrilerim,
sayın başkanlarım, ilçe örgütümüz, kadın kollarımız, kadın kolları başkanlarımız ve çok değerli esnaf arkadaşlarımız, değerli vatandaşlarımız, belediyenin önünde zaman zaman bir araya geliyoruz. Ben istiyorum ki artık buraya geldiğimizde çok güzel şeylerle gelelim. İnşallah o güzellikler de olacak. Bundan emin olun. Biz çok eminiz. Siz de eminsiniz. Gelecek güzel günler hepimizin olsun diyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Milletin.